İyi akşamlar gençlerim, sayın seyircileri. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Savoy Otel'den lezzet durağımıza devam ediyoruz. Yöresel lezzetlerimiz içerisinde Gaziantep'ten Beyranlı ile birlikteyiz. Beyranı yaparken ustacığım ne koyuyoruz içerisine? Öncelikle kuzunun kolu veya boynu. İkisini de kullanabiliriz. Hı hı. Biz 5-6 saat önceden haşladık, hazırladık. Evet. Şöyle gösterelim. Dağılmaya hazır bak. Dokunduğum gibi dağılıyor. Kemiğinden çıkıyor. Etin İçerisine kadar... başka bir şey koymamıza gerek var mıydı? Hayır, yok. Gerek yok. Evet, isteyen etin tadını daha da lezzetlendirmek için kemik suyu atabilir. Evet. Evet. Ayrıca biz sade yağımız var. Sade yağı nasıl yapıyoruz? Ha, kuyruk yağıyla normal iç yağını karıştırıp suyun içerisinde haşlayıp ondan sonra o suyu dinlendirdiğimiz zaman, soğuttuğumuz zaman üzerinde bir tabaka olur. Hatırlarsanız evlerinizde de vardır gene. Evet. O üstünde bundan yağı aldığınız zaman işte o sade yağ. O sade yağı burada kullanacağız. Sade yağ kullanırken normal bakır tavaları. Bize özgü, Antep'imize özgü bakır tavaların içerisine sade yağdan koyacağız. Evet, sade yağdan başlıyoruz. Şöyle yayıyoruz altına. Önceden haşladığımız pirinci. Pirinci bir miktar katıyoruz. Üzerine yerleştirdik. Tamamdır şefim. Şimdi hemen etimiz gördüğünüz gibi dağılıyor. Hemen parçalıyoruz, üzerine didikliyoruz. Bu genellikle sabahları içilen çok lezzetli bir çorba. Evet, kışın genelde tercih edilir. Tabii. Soğuk alanlar için birebirdir. Yanında tırnaklı pide. Şifa çorbası da denir. Evet, şifa çorbası da denir. Evet. Ben buradan iki tane yapalım bari. Evet. Ustam ben yine bir şikayetçilik yaptım hocam. Şöyle etiniz hazır. Ocağı alacağız. Şöyle. Şimdi ocağımızı yakıyoruz. Haşlamış olduğumuz suyumuz var. Evet. Suyumuz hazır. Şimdi bunu koyduk buraya. Evet. Altında bulunan yağımız birazcık eriyecek. Dumanlar üstünden çıkmaya başladığı zaman, şu anda çıkmak üzere. Evet, ustacığım. Evet, suyunu veriyoruz şöyle. Şimdi suyunu ilave ediyoruz. Suyun yanında sarımsağımızı ekliyoruz. Üzerine birazcık sarımsağımızı. Evet. İstenilen miktarda pul biber. Çok az da yine kilis biberinden. Hem renk hem acı olsun diye. Karıştırmıyoruz şefim bunu. Olduğu yerde pişiyor. Bunun da özelliği bu. Az fida su ekliyoruz. Kaynattıktan sonra içime hazır olacak. Elimde kaldı kaşık. Bekliyorum karıştırmıyoruz. Ki. Karıştırmıyoruz. Bekliyorum ki bir an önce olsun da tadına bakayım. Olmadı mı ustam? İyice kaynayacak. Ve ustam olmadı mı? Bekleyelim şimdi. Şimdi tam ortasından başladı kaynamaya. Tam ortasından kaynamaya başladığı an bilin ki bunun olmasına 1 dakika veya 2 dakika var. Şu anda yavaş yavaş geldi. Bu kaynamayla birlikte kendi kendine üzerindeki bulunan bu baharatlarımız, biberlerimiz kendi kendine karışmış olacak. Otomatikman rengi de kendi haline dönüyor. Evet, sofraya gittikten sonra isteyen karıştırır. Öyle yer. Sofraya gittiği zaman isteyen üstüne ilaveten biber koyabiliyor. İsteyen gene sarımsak koyabilir. Sirke ve limon yanında verilebilir. Şu anda gördüğünüz üzere karışmış durumda. Evet, şu an kapatıp içime hazır. Servise gönderiyoruz. Şu anda sadece bir dakikası var. En fazla. Ki üstünde bulunan biberleri tamam özleşmiş olacak. Bence tamam. Bence de tamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun.